Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat, efendim kendisine sözde cumhurbaşkanı dedim diye çok alınmış. Bremen mızıkacıları gibi çıktılar hep beraber. Dün akşam televizyonlar, efendim meclis başkanından tutun, herkes saldırıyor. Herkes saldırıyor. Acaba bir yapay gündem oluşturabilir miyiz? Acaba vatandaşın gündemindeki açlığı, yoksulluğu karartabilir miyiz? Yaratan sensin kardeşim. Oluşturan sensin kardeşim. Milleti açlığa, fakirliğe, fukaralığa mahkum eden sensin kardeşim. O nedenle ben sana sözde cumhurbaşkanı diyorum. Ve söylemeye de devam ediyorum. Efendim bir de tazminat davası açmış. 1 milyon lira. Neyse, teşekkür ederim. Yani en azından bir paralık açmadı. Ben onun hakkında bir paralık açıyorum. Değeri o kadar çünkü. Başka ne olabilir? Türk lirası açmış, dolarla da açabilirdi. Yani dolarla da açabilirdi. Açmış. Ama bakın değerli arkadaşlarım. Şu söyleniyor. Efendim milletin oyuyla seçilmiş olan bir cumhurbaşkanına nasıl böyle denir? Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz. Bu gerçeğin bilinmesi lazım. Seçime girersiniz, seçimi kazanırsınız, henüz cumhurbaşkanı değilsiniz. Cumhurbaşkanı olmanız için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasanın 103. maddesinde yer alan yemini okumanız lazım. Yemini okuyacaksınız önce. Nasıl biz milletvekili seçildik, geldik, mazbatayı aldık. Ama milletvekili miyiz? Hayır. Aylık alabilir miyiz? Hayır. Ne olması lazım? Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde milletvekili yeminini içmemiz lazım. Yemini ettikten sonra bizim bir atasözümüz var. Taç giyen baş akıllanır. Yemini ettikten sonra bu gündeme gelir. Yemini edeceksin, o yemine sadık kaldığın sürece elbette ki 83 milyonun cumhurbaşkanısın. Hiç kimse buna itiraz edemez. Siyasi görüşün farklı olabilir. Kimliğin, inancın, her şey farklı olabilir. Milletin iradesine her zaman, her ortamda saygı duydum. Haşa, milletin iradesine karşı bir şey söylemek ne bana ne bizim partilere asla yakışmaz. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir parti olarak milletin iradesine saygı gösterdik. Milletin iradesine saygı, ama milletin seçtiği kişinin de millete saygı duyması lazım. Saygının karşılıklı olması lazım. Karşılıklı olmazsa saygı olmaz. Bakın değerli arkadaşlar. Kişi seçime girdi, seçimi kazandı, geldi, yemin metnini okudu ve cumhurbaşkanı oldu. İtiraz eden oldu mu? Hayır. Yemin uzun ama vatandaşlarım iyi bilsinler diye bir kısmını okuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı mecliste yemin ederken Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak. Yüceltmek. Ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla, bir daha tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma. Büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Bu yemini edip bu yemine sadık kaldığı sürece elbette cumhurbaşkanıdır. Hiç kimse aksini söyleyemez. Büyük Türk milletinin şanını ve şerefini koruyacak, 83 milyonu kucaklayacak, tarafsızlıkla görev yapacak, hiç kimseyi ötekileştirilmeyecek, o benim cumhurbaşkanımdır. Hangi partiden olursa olsun. Neden? Yemin ettikten sonra cumhurbaşkanı oluyor. Bu yemine sadık kalması lazım. Bu yemine sadık kaldı mı? Beni özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne, AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerimin dinlemesini isterim. Neden sözde diyorum? Hangi yer? Senin oyun için değil. Görevini Türkiye'yi yüceltmek için çalışmadığı için diyorum. Türkiye'yi büyütmek için çalışmadığı için söylüyorum. Bakınız. 9 madde sayacağım. 9 madde. AK Parti'ye oy veren kardeşlerim de
Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerim de 9 maddeyi dinlesinler. Desinler ki ya şu madde yanlış, şu cümle yanlış, şu kelime yanlış. %100'ü doğru. %100'ü doğru. 1. madde. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak. Ne kadar güzel değil mi? Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve bireylerinin şanını ve şerefini koruyacaksın. Peki kardeşim, Süleyman Şah Türbesi'ni kim kaçırdı? Kendi toprağından bayrağını kim indirdi? Kim kendi toprağından kaçtı ve terör örgütüne teslim etti? Bunu teslim eden adamın Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini koruduğunu düşünüyor musunuz? Elinizi vicdanınıza koyun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kendi toprağından kendi bayrağını indirip kendi Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıran ikinci kişi yoktur. Bu talimatı veren ikinci kişi yoktur. Bu talimatı veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şan ve şerefini korumamıştır. Bir Allah'ın kulu çıksın desin. Hayır efendim, iyi ki bayrağı indirdik, iyi ki türbeyi kaçırdık ve böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanını ve şerefini kurtardık. Bir kişi çıksın söylesin. Havuz medyası da söylesin. Onların kalemşörleri var. Onlar da yazsınlar köşe yazılarında. Kim yaptı? Erdoğan yaptı. Hani sen yemin içmiştin? Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini koruyacağım, yücelteceğim, üzerime aldığım görevi yapacağım, namusum ve şerefim üzerine and içtim. Peki nedir bu? Bu 1. madde. 2. madde. Cumhurbaşkanı bulunduğu ülkenin, temsil ettiği ülkenin, temsil ettiği bayrağın şanını ve şerefini korur. Herkese eşit mesafededir. Kendi ülkesinin şanını ve şerefini korumak için hiçbir şeyden ödün vermez. Bir egemen güç düşünün. Trump'ı düşünün. Kendisine mektup yazıyor ve aptal olma diyor. Erdoğan çıkıp sen bana aptal olma diyemezsin dedi mi? Demedi. Aptal olma kime diyor? Türkiye Cumhuriyeti'ne söylüyor aslında. Temsil ettiği makama söylüyor. Ben rahatsız oluyorum. Ben itiraz ediyorum. Beyefendiden çıt çıkmıyor. Şimdi ben AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren veya sandığa gitmeyen bütün vatandaşlarıma sormak isterim. Bu mudur Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek? Bu mudur? Ben buna sözle demeyeyim de ne diyeyim? Aslında daha ağırını hak ediyor. Aldı mektubu bilmem nereye götürecekmiş. Nereye götüreceksin sen? Devletin arşivine girdi zaten. Dünyadaki bütün ülkelerin arşivine girdi bu. 3. madde. Ne dedik? Taç giyen baş akıllanır. Söylediği söz boğaz 9 boğumdur. Düşünerek konuşması lazım. Düşünerek söylemesi lazım. Attığı adımı, söylediği sözü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni düşünerek ifade etmesi lazım. Kalktı, şu açıklamayı yaptı. Bu can bu tende kaldığı sürece papazı alamazsın dedi. Kim söyledi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat söyledi. Peki sonra ne oldu? Bir telefon, bir tehdit. Papazı teslim etti. Oval ofise gönderdi. Ya Allah aşkına, bu mudur Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak? Bir Allah'ın kulu çıksın, bir Allah'ın kulu. Türkiye'de. Bir Allah'ın kulu çıksın desin ki bu tehdide karşı papazın teslim edilmesi Türkiye'nin şan ve şerefini kurtarmak için yapılmıştır. Yapan kim? Erdoğan. Vermem diyen kim? Aynı adam. Nasıl verdin? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarının şanını ve şerefini korumak için mi yaptın sen bunu? Dördüncü madde. İdlib'de
36 askerimiz şehit edildi. Vuranlar da Rusya'ydı. Söylediler zaten vurduk diye. Bize haber vermediniz, biz de düşman görüp, düşman zannetip vurduk dedi. Koşa koşa nereye gitti Erdoğan? Putin'e gitti. Biz dedik ki herhalde 36 askerimizin, şehidimizin hesabını sormak için gitti oraya. Putin'in kapısında dakikalarca bekletildi. Bu mudur Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak? Benim ağrıma gidiyor ya. Benim ağrıma gidiyor. Beni temsil ettiğini söylüyorsun. Ve gidiyorsun bir başka devlet başkanının kapısında dakikalarca bekliyorsun. Sonra da kalkıp ben cumhurbaşkanıyım, bana sözde diyemezsin diyor. Ne sözde kardeşim? Daha ağırını söylemek istiyorum aslında. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanını ve şerefini yok ettin. Her gelenin tokatladığı bir ülke haline döndürdün sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. Beşinci madde. Her türlü konuşmayı yapıyor. Aslan kesiyor içeride. Gürsel kesilsin. Çıktılar bir açıklama yaptılar. Erdoğan bak bizi kızdırma yoksa senin mal varlığını araştırırız. Ne demek bu? Ne demek bu? Senin mal varlığını araştırırız. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini koruyacak kişi çıkar şu açıklamayı yapar. AK Parti'ye oy veren kardeşim beni iyi dinle. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşim beni iyi dinle. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmesi karşısında o kişi çıkıp ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanını ve şerefini korumak ve yüceltmek zorundayım. Bu benim görevimdir. Benim mal varlığımı araştırmazsanız namertsiniz demesi lazımdır. Dedi mi? Demedi. Ağzına bant çekti ve yerine oturdu. Şimdi ben sormak istiyorum. Bu mudur Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şan ve şerefini korumak? Sen mi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şan ve şerefini koruyacaksın? Altıncı madde. Akdeniz'in ortasında, uluslararası sularda bizim bir gemimizi arıyorlar. Arayacağız diyorlar. Arama yapacağız diyorlar. Yunanların bir anlamda komutasında. 4 saat ulaşılamıyor. 4 saat. Bir Allah'ın kulu çıkıp bizim gemimizi arayamazsınız diyemiyor. Demiyor. Roma Büyükelçisi ya bir saat daha izin verin diyor. 5 saat geçiyor aradan. Ve bizim gemimiz aranıyor. Uluslararası sularda. Sen mi koruyorsun Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini? Kimsin sen? Bütün bunları yapanlar kendi ülkelerine ihanet edenlerdir. Bir daha söylüyorum. Bütün bunları yapanlar kendi ülkelerine ihanet edenlerdir. Bu ülkenin bir şanı var, bir şerefi var. Bu ülkenin bir geçmişi var. Bu ülkenin verdiği bir milli kurtuluş savaşı var. Bu ülke hiçbir zaman egemen güçlerin karşısında diz çökmedi. Hiçbir zaman egemenlerin sözlerini yerine getirmedi. Sen kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanını ve şerefini korumak kim? Yedinci madde. Taç giyen baş akıllanır dedik. Adaletli olur dedik. Liyakatli olur dedik. Devletin yönetiminde liyakat var mıdır yok mudur? Devlette aksayan bir şey var mıdır yok mudur? Buna bakar dedik. Sen cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuşsun. O koltuğu işgal etmişsin. Yeminini tutmuyorsun. Yeminin gereğini yapmıyorsun. Sahte diplomalı adamı alıyorsun. Kamu bankasına yönetim kurulu üyesi olarak atıyorsun. Akıl alacak şey değil. Akıl alacak şey değil. Sahtekarlığa prim veren bir adam cumhurbaşkanı olabilir mi ya? Dünyanın hangi ülkesinde sahtekardan cumhurbaşkanı olur? Olmaz. Olmamalı.
Sahtekarlık yapana ses çıkarmazsanız o suça ortaksınız demektir. Destek veriyorsunuz demektir. Bunları söylüyorum. Beyefendi gene ağaca çıkacak. Çıksın. Söylemekten geri durmayacağım. Söyleyeceğim her yerde. Mısır'daki Sağır Sultan duyuncaya kadar söyleyeceğim. Devleti yönetemiyorlar. Yönetemiyorlar. Yönetme güçleri ve kapasiteleri de yok. 8. madde. 15 Temmuz darbe girişimi oldu değil mi? Şehitler oldu, evet. Beşiktaş'ta terör saldırısı oldu. Çok sayıda polis hayatını kaybetti. Tuttuğunuz bir bağış kampanyası açtınız. Bu milletin fakiri, fukarası o şehit yakınlarına ve gazilere verilmek üzere o bağış kampanyasına katkıda bulundular. Ya bir ülkenin cumhurbaşkanı, Allah aşkına ya, şehitler için vatandaşın verdiği paraya çöker mi ya? Çöker mi ya? Vermediler para. Hala vermiyorlar. Yemin metninde var. Milli dayanışmayı sağlamak. Bu milli dayanışmaya aykırı bir şeydir. Ettiğin yemini tutmuyorsun sen. Milli dayanışma nasıl olur? Vatandaş vermiş, şehit yakınlarına, gazilere vereceksin. Alırsın, parayı verirsin. Adil bir şekilde dağıtırsın, kamuoyuna da duyurursun. O zaman milli dayanışma olur. O zaman vatandaş der ki, evet benim verdiğim bağış yerini buldu der. Yerini buldu mu? Bulmadı. Paraya çöktüler. Sonra da kalkıp bana milli dayanışmadan söz edecekler. Sen onu benim külahım anlat. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. 9. maddemiz. Taç giyen baş akıllanır. Doğrudur. Bu söz sıradan bir söz değildir. Tarihin imbiğinden geçmiş bir sözdür bu söz. Taç giydiğiniz andan itibaren artık sıradan bir insan değilsiniz. Taç giydiğiniz andan itibaren devletin saygınlığını korumak zorundasınız. Bana çıkıp bir Allah'ın kulu söylesin. AK Parti'ye oy veren kardeşim de söylesin. MHP'ye oy veren kardeşim de söylesin. Veya sandığa gitmeyen kardeşim. Veya herhangi bir partiye oy veren kardeşim. Veya oy vermeyen kardeşim. Bir ülkenin en tepe noktasında olan kişi, yani cumhurbaşkanlığı olan bir kişi, dünyanın hangi ülkesinde rüşvet alan birisini Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini temsil etmek üzere büyük ölçü olarak atasın? Hangi ülkede var? Bu mudur ya devletin şanını ve şerefini korumak? Şanını ve şerefini ayaklar altına aldınız siz ya. Utanmadan bir de bunu yapıyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan bunu yapıyorsunuz. Ben isyan etmeyeyim de kim etsin? Ben bu ülkenin tarihine bağlıyım. Soyuna sopuna bağlıyım ben bu ülkenin. Bu ülkenin vatandaşlarını seviyorum. Haksızlığa karşıyım ben. Hepimiz karşıyız. Kalkmış bana neden sözde cumhurbaşkanı dedin diye. Sana ipser cumhurbaşkanı demek hata. Ne cumhurbaşkanı? Sen AK Parti'nin genel başkanı değil misin? AK Parti'nin genel başkanısın. Son bir soru sormak isterim Erdoğan'a. Defalarca sordum, bir daha sorayım. Sayın Erdoğan, senin için namus ve şeref hangi anlama geliyor? Bir daha soruyorum. Senin için namus ve şeref hangi anlama geliyor? Ya namus ve şeref için bütün dünyaya, bütün dünya mücadele eder. Bütün dünya. Söylediklerimin %100'ü doğru. Bakın baştan söyledim, bir daha söylüyorum. Söylediklerimin hangisi yanlış? Hepsi doğru. O nedenle vatandaşlarıma seslenmek isterim. Hepimizin düşünmeye ihtiyacı var. Bu memleket hepimizin memleketidir. Bu ülke hepimizin ülkesidir. Hepimiz vatanseveriz. Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Öyle bir hakkımız da yok. Kimse ben daha fazla vatanseverim diyemez de zaten. Herkes bu vatanını sever, bayrağını sever. Vatanı büyütmek, güçlendirmek için liyakate ihtiyaç var. Siyaset kurumunun hesap vermeye ihtiyacı var. Siyasetçi cebini doldurmak için politika yapmamalı.
Siyasetçi halkın sorununu çözmek için siyaset yapmalı. Halkı dinlemeli, vatandaşı dinlemeli. Değerli arkadaşlarım, saydığım 9 madde. Havuz medyası malum. Onların televizyonları da malum. Ben onlardan rica ediyorum. Olur ya. Kılıçdaroğlu yine kötü şeyler söyledi diye benim bu 9 maddeyi yayınlasalar ya. Kendi okuyucuları görsün. Kendi izleyicileri A Haber'de görsün mesela. Kılıçdaroğlu 9 şeyi söyledi, bunların tamamı yalandı desin. Vatandaş değerlendirsin. Verebilirler mi? Veremezler. Konuşabilirler mi? Konuşamazlar. Karşıma çıkabilirler mi? Karşıma da çıkamazlar. Hepsi korkak. Hepsi korkak. Hiçbirisi Türkiye'nin gerçeklerini görmek istemiyor. Ama biz gerçekleri göreceğiz.